Koronavirusun alovlanması fonunda hər kəsin, xüsusilə də hamilə qadınların qorxu, həyəcan, narahatlıq hissi daha da artır. İlk günlərdən bu şəxslərə infeksiyadan qorunmaqla bağlı xəbərdarlıq edilib. Bəs xanımlar üçün bu dövrdə virusun riskləri nələrdən ibarətdir? Ginekoloq Sərdar Çelik deyir ki, əksər insanlar kimi hamilə qadınlarda da xəstəlik zamanı oxşar hallar müşahidə olunur. Ya yüngül, ya da orta ağır vəziyyətdə öskürək, qızdırma, təng nəfəslik, baş ağrısı, iyi bilmə, dad bilmə hissinin itməsi və s. Hamilə koronavirüs olan gebelerimiz var bizim. Şükürler olsun hiçbirinde sıkıntı çıkmadı. Dünyada da böyledir. Biz ilk başlarda korkuyorduk. Çünkü hamilelik immüniteyi değiştiriyor. Normal insanlar gibi değil. İmmün sistemleri daha azalıyor. Özellikle hamileliğin son dönemlerine doğru uşak büyüdüğü için ciğerine baskı yapıyor. Bu baskı sayesinde akciğer kapasitesini azaltıyor. Ama şimdi görüyoruz ki gebelikte daha kötü seyretmiyor. Covid-19, SARS-CoV-2 infeksiyonu, bu ikinci bir pandemidir. İlk pandeminin şeyi, gebeliği olan tesiri daha yüksekti. Bu daha az tesir ediyor. Bunu bilmek gebeleri ve bizi rahatlatıyor, ancak korunmamak demek de değildir. Ana COVID-19'a yoluxubsa, virus körpəyə keçə bilərmi sualı da çoxlarını düşündürür. Həkimlər isə deyirlər ki, hamiləlik dövründə bu halın baş verməsi hələ təsdiqini tapmayıb. Bu bir yıl içerisinde erken gebelik döneminde, yani ilk 3 aylık dönemde küçük bir miktar inkişaftan kalmaya sebep olabilir deniyor. Ama onun dışında anne karnında şu anda göstermiş bir zararı yoktur. Doğduğu zaman koronavirüs saptanan uşaklar oldu. Ama bu anne betninde mi geçti, doğum sırasında hastane içinde mi bulaştı, onun daha tam ayrımını yapamadılar. Annede koronavirüs varsa çocuk, yoğun bakımın elemanları, ameliyathane, çocuğun doğduktan sonraki bakım ayarlamaları yapılması gerekiyor. Böyle yapıldığı zaman ben geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Beləliklə, hamilə qadınların virusa yoluxma riski digər qruplarla müqayisədə heç də yüksək səviyyədə deyil. Bununla belə, immun sistemi zəif olan qadınların hamiləliyin son aylarında müəyyən respirator infeksiyalarına yoluxma ehtimalı da var. Buna görə də ehtiyatlı davranmaq, tələb olunan qaydalara əməl etmək şərtdir. Belura Mikayıllı, Qurban Hüseynov, Telesəhər.